LGS'ye son 16 gün gerçekten de çok az kaldı arkadaşlar. Yani neredeyse 2 hafta kaldı. Ve bu 2 hafta bizim hayallerimize kavuşacağımız 2 hafta. Niye? Çünkü 2 hafta sonra güzel bir sınava gireceğiz. İnşallah yapabildiğimiz kadarıyla. Belki hepsini doğru yapacağız. Belki birkaç tane yanlışımız çıkacak. Belki bir iki tane boşumuz çıkacak ama sonuçta hayallerimize kavuşacağız. En iyi sınav bitmiş sınavdır diyeceğiz ve bitecek. Aynı zamanda da tercih döneminde güzel güzel tercihlerimiz yapıp çok güzel günler bizi bekleyecek. E peki şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi bu 16 günü iyi değerlendirelim. Yani hemen rehavete kapılmayalım. Havalar ısındı diye sakın sakın çalışmaktan vazgeçmeyelim. Sınav geldiği günde güzel güzel sınavımızı yapar. Sonrasında dinlenmeye geçeriz. Günün sözüne baktığımızda Ralph Waldo Emerson diyor ki... Hırs olmadan bir şey başlanmaz. Bir şeye başlanmaz. Çalışma olmadan bir şey bitirilmez. Ödül size gönderilmez, onu kazanmak zorundasınız diyor. Yani tam bir öğretmenmiş o da herhalde, tam bizim gibi konuşuyor. Gerçekten de çalışma olmadan bir şey bitmiyor ve ödül gelmiyor. Şu anda siz ne kadar çalıştıysanız onun karşılığını inşallah sınavda fazlasıyla alacaksınız. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyoruz. Günün yorumuna baktığımızda Çiğdem Kulmaş diyor ki... Hocam bir buçuk aydır düzenli çalışamıyorum, ne yapmalıyım? E, lütfen cevaplayın sorularını. demiş. Şimdi birincisi ilk sorusunu hemen direkt sormuş... Bir buçuk aydır düzenli olarak çalışamıyorsan, bizim son tekrar kampımızı takip edebilirsin. Son tekrar kampımızdaki videolardan sonra daha doğrusu sabahleyin bir deneme çözersin. Bak, sabahleyin bir deneme, ardından bir dinlenme, ardından bir e, şey son tekrar kampı e, videosu izlersin, tamam mı? Koneksiyon varsa, koneksiyon yoksa bunu da izlemeyip direkt denemedeki yanlışlarının yanlış soru çözümünü soru çözümünü yapabilirsin. Bu şekilde yapacağın her şey net bir şekilde belli olduktan sonra hatta biz burada ödevleri bile verdik. Bak bu kitaptan bunu yap, bu kitaptan bunu yap, bunları çöz diye birazdan hatta ödevleri de vereceğim. Bu şekilde çalışabilirsin. Ve ödevini bitirirsen zaten senin başarında gelecektir. Yaklaşık olarak 310 puanlar diyeyim ama istediğim okulun puanı 390 nasıl çalışırsam ulaşırım. Dediğimiz gibi düzenli. Ne yapacağını bilmezsen Çalışamazsın. Ne yapacağım belli olacak. Yarın benim ne yapacağım belli. Ha ben bu programa uymak istemiyorum hocam. Sizin kitaplarınız bende yok diyorsan kendin yazmalısın. Eline kitaplardan işte bende X yayınlarının matematik soru bankası var. Yarın sabah X yayınlarından şunları çözeceğim diye tek tek buraların günlerini yazacaksın ve onları bitirdiği üzerine çıt 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 böyle karalayacaksın. Ne yapacağını bilmezsen sabah kalkta zaten en güzel şey ders çalışmamak gelir sana. 20 tane deneme aldık okulca ama cevapları bizde yok. Ben yine de çözüyorum. Yararlı olur mu? Hayır sakın asla cevabı olmayan bir denemeyi sakın çözme imkansız rezillik saçmalık yani hiçbir şekilde çözme cevabını bul ondan sonra çöz. Ve cevabı hemen hazır olmalı. Yani ben bu soruyu çözüyorum mesela diyelim ki şurada pardon bir deneme alayım. Geri sayım denemelerini çözüyorum. Denemeyi çözdükten sonra cevabının hemen yanımda olduğunu bilmeliyim. Eğer cevap yanımda değilse ben bu denemeye dokunamam. Mümkün değil. Cevap orada duracak ben göreceğim. Çünkü ben soruyu yanlış yaptıktan sonra sıcağı sıcağına çözümünü öğrenmeliyim. Bakın arkadaşlar belki bu soruyu ilk defa soruyor arkadaşlarımız ama ben e, cevaplıyorum hele hele bugünlerden sonra veyahut da gelecekte hiç fark etmez. Sakın cevap anahtarı olmayan kitaptan test çözmeyin. Net. Lütfen sıkı bir ders programı önerir misiniz? İşte çok sıkı bir ders programı. LGS son tekrar programı. Günde bir kitap bitirtiyoruz. Mesela ee, birazdan söyleyeceğiz. 10'da 10 zoru inkılabı bitirin demişiz dün. Bugün mesela ana denemelerinden iki tane deneme vermişiz. Zoru matematiği bitirin demişiz. Yani şu kitabı bitirin demişiz. Son derece sıkı ciddi bir çalışan programı. LGS artık rüyalarıma giriyor ve yapamayacağıma inanıyorum. Ne yapmalıyım? Hayır rüyalarına girdiyse yapacaksın anlamına gelir. Rüyalar tersine çıkar. Rüyalarda inşallah demek ki çok çalışıyorsun demek ki çok isteklisin o yüzden rüyalarına giriyor diye düşüneceksin. Ve artık rüyaları gerçekleştirmen için uyanman lazım. Uyan ve hemen ders çalışmaya başla. İzmir Sosyal Bilimler Lisesi'ni tanıtır mısınız? Bakalım. Evet. Aa bak burada tanıtmışız. Geliyor birazdan. Ben yapamadığım soruların çözmene bakıyorum matematik gibi. Ama bir iki gün sonra unutuyorum ne yapmalıyım? Bir iki gün sonra seçeneklerini kapataraktan yeniden çözmeye çalış. Matematikte bu soruyu yanlış mı yaptın? Çözümünü izledin, kare okutup, Sonra bu seçenekleri kapatıp bir daha yapmaya çalış. Bunu nasıl yapıyordum yani? Cevabı yazmasın 9 diye 10 diye. Kendim yeniden bulmaya çalış. 320 puandan 420 puan 18 binde sıkı çalışarak başarabilir miyiz? Tabii ki başarabilirsin. Biraz zor. Tabii ki kolay değil yani. Neredeyse 100 puan artırmaya çalışıyorsun. Ama sıkı çalışmayla 100 puan olmaz. 50 puan artar. 60 puan artar. Ama mutlaka artar. Ve Bu yolda ...bir şekilde ilerlemiş olursun. Geldik Gülen Okulu'na. İzmir, Buca, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Mühendisliği 32 mezun öğrenciden onun mühendisi kazanmış. Aa ama fendisiz değil bu. Demek ki Türkiye'deki bütün liseler... ...bütün üniversitelere eşit hızda, eşit güçte hazırlanabiliyorlar. Yani ben fendisizliğin mezunuyum, o yüzden mühendis olacağım. Aa sen sosyal mühendis... Hayır, hiç alakası yok. Sosyal mühendisliğinden de mühendis olabiliyorsun. Öğretmen olabiliyorsun. İşte ne bileyim doktor, avukat her tür mesleği olabiliriz. Bütün liselerimizden olabiliriz. Sadece lisenin yakınlığı, lisedeki çalışan öğrenci oranı, lisedeki böyle hadi çalışalım diyen öğrenci oranından dolayı bazı, bazı, liselerin puanı daha fazla oluyor. Dolayısıyla sen kendin çalışırsan herhangi bir sıradan bir liseden de çok iyi yerlere gelebilirsin. Çalışmazsan da Ankara Feyen'den mezun olup benim üniversite sınavına e, paralı üniversite kazanan öğrencim vardı. Yani Ankara Feyen'den mezun olmuş ya. Ama çalışmadı, hiç çalışmadı. Çünkü başka şeylerle uğraşıyordu. Ve vakıf üniversitesine gitti yani. Paralı üniversiteye gitti yani. Esasında iyi bir yer kazandı yine ama bursu kazanamadı yani. Olabiliyor. Bu, bu tarz şeyler de olabiliyor. Sonuçta çalışan kazanır. Ki Ankara Fen'den de mezun olanlar genelde Türkiye'de lise. Öyle düşünün. Beş yıl İngilizce eğitim var. Ödev kontrolümüze geliyoruz. Korktum bir anda boş sayfayı görünce. Arkadaşlar biliyorsunuz dün detaylı inkılap son tekrarımız vardı. Dolayısıyla çözmeniz gereken ondan 10 zoru bankası inkılap. Bunları çözüp inkılabı fulluyoruz. Bir de altı adımlı hızlı tekrardan dördüncü adımı Bitiriyoruz arkadaşlar Buradaki yine ses soruları bitiriyoruz yine e, Perşembe gününün ödevine baktığımızda ana denemelerinin birincisini ve ikincisini bitiriyoruz mutlaka bu denemeler çok çok önemli sayısal ödevleri güzel güzel çözelim bir de zoru bankası matematiği bitirmeyen arkadaşlar çok önceden vermiştik size geçen hafta onlarda mutlaka bu ödevi tamamlasınlar hadi bakalım az kaldı sizler o güzel liseleri bekliyorsanız o güzel liseler de sizleri bekliyor kolay gelsin.